11'ler ders kitabımızın sayfa 213'ündeyiz. Özelliğimiz şunu diyor. Bir üçgenin kenar orta dikmeleri çevrel çemberin merkezinden geçer. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi çevrel çemberimiz var. Ve üçgenin kenar orta dikmelerini bakın kenarı ikiye ayırıyor. iki ayrı orta dikmelerin hepsi çemberin tam olarak merkezinden geçiyor. Özelliğin birisi de şu. Şimdi bu A açısı. Hadi bu da A kenarı olsun. B açısı burası, B kenarı burası olsun. C açımız da zaten burası, C kenarımız da burası olsun. Şimdi ben C kenarı bölü C açısının sinüsü yani buradan bahsediyorum. Sinüs C açısı eşittir A açısı ve A kenarı yine A kenarı bölü sinüs A açısı. O da eşittir yine B kenarı bölü sinüs B'ye eşittir. Bundan hepsi de işte bu çevre çemberin yarı yarıçapın iki katına yani 2r'ye eşittir Sinüs teoremi dediğimiz şey bu. Bunu da az sonra soru üzerinde daha iyi anlayacaksınız. 26 örnekte çevrel çemberin yarıçap uzunluğunu soruyor. Şimdi öncelikle şurada bir dik üçgen gördüm 3, Üç, 4 ve 5 var. Daha sonra, biz gelin burada bir sinüs teoremi yapalım size. Sinüs teoremi dediğimiz büyük üçgene odaklanırsanız yani şundan bahsediyorum. Bu üçgene odaklandığımızda biz A açısının sinüsünü biliriz. Nereden biliriz? Buradaki dik üçgenden biliriz. Şimdi yazalım gene de o sinüs A açısını. Eşittir A'nın karşısı bölü hipotenüs yani 4 bölü 5'tir. Şimdi koca üçgende sinüs teoremi uygulayacak olsak A açısının gördüğü kenar nedir? 7 bölü Sinüs A. Sinüs A'mız neydi? 4 bölü 5. İşte biz bu çevrel çemberimizin yarı çapının 2 katına eşit olduğunu az önce öğrendik. Şuranın işlemini yapalım. 7 bölü 1 sabit kalsın. Bu 5, 4 bölü 5 ters çevirip çarpalım. 5 bölü 4 olsun. Çarparsam 35 bölü 4 eşittir 2R'dir. İçler dışlar yapın. 35 eşittir 8R. Sonra da 8'e bölün geri. 8'e bölerseniz R'miz 35 bölü 8 olur. Bize de onu soruyor. Yandaki o merkezli yarım çemberde açımız 20 dereceymiş. Ha, açımızın gördüğü yay şurası da kaç olur o zaman? Burası çevre açı olduğu için iki katı yay görüyordu. 40 derecelik bir yay olur. Şimdi ben buraya şöyle bir tamamladığımı düşünün. Bu tamamladığım yer 180 derecelik yaydır değil mi? Yarım çember sonuçta. Bana sorduğu açı bu. BAC açısı. BAC açısının kolların arasında kim kalıyor bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 180 şöyle çizeyim isterseniz 180 ve 40. Yani toplamda 220 derecelik bir açı kalıyor. E çevre açı 220 derece görüyorsa 220'nin yarısı kadardı çevre açı. Yani burada ne olur? Bu 110 derecelik bir açı olur. TET ile şöyle bir açı olduğunda yani şu 60'tan bahsediyorum. Biz bunu çevre açı gibi kabul edip şu gördüğü yay bunun iki katıdır. Açının iki katıdır diyorduk. Yani burası 60 derece burası kaç? 120 derecelik bir yay oluyordu. Bakın aynı şekilde burada bir 40 var. Burası 40 bunun gördüğü şuradaki yay ne oluyordu? 80 derecelik bir yay oluyordu. Şimdi şöyle karpuz gibi ikiye böldüğünüzü farz edin. Çemberinizi. Burası 120 dereceyse ise geriye kaç derece kalır şuraya? 60 derecelik şöyle bir yay kalır. Şimdi biz sizden neyi öğrendik daha önceden? Şu özelliği öğrendik. Bu şekilde bir açımız varsa şuraya A yayı şuraya da B yayı dersek şu aradaki açımız alfa diyelim. Alfa eşittir A eksi B bölü 2 ydi. Şimdi aynı şekilde ben şu X'e bir odaklansam X'in kollarına dikkat edin. Kollarına dikkat ettiğinizde. Aha. Şurada. A dediğim yerde 120 artı 80. Yani 200 eksi. Burada B dediğim yerde gördüğünüz gibi 60 var. 60 bölü 2. İşte bana bunu soruyor. Şu özelliğin aynısı var orada. 260 kat 140. 140'ı da 2'ye böl. Ne olur arkadaşlar? 70 derecelik bir açı olur. merkezden ben böyle noktalara doğru çizmeyi bayılıyorum. Neden biliyor musunuz? Buralar hep çünkü yarçap, yarçap, yarçap her taraf ikizkenar üçgen kaynıyor. Evet, burasıyla burası eşitse, burası 40'sa burası 40 derecedir. Hatta burası da eşit olduğu için burada da bir ikizkenar üçgen var. Burası 30'sa burası ile burası da 30 derecedir. Burası toplamda kaç derece olduğu gördüğünüz gibi 70 derece oldu. Sorduğu yerde o oh, 70 derece. Böyle teğet görünce ben dayanamıyorum dik çiziyorum arkadaşlar. Çünkü teğetle merkezden gelen doğru parçası birbirleriyle dik kesişiyordu. Bu arada şurasıyla da şurası eşitti. Şimdi burası dikse burası da dik. 65 çık hemen 90'dan 25. Oraya 25 ise burada 25. 25 25 50 şuraya ne kaldı 130 buraya ne kaldı 50. 90 var 50 var o zaman şuraya da ne kalır 180 tamamlamak için 40 derece kalır. Sor diğer CAB. CAB de zaten burası değil mi? Cevabımız 40 olur. 74 derece bir çevre açıdır ve iki katı kadar yay görür. Kolların arasını gördüğünüz gibi şurası. Gördüğü yay burasıysa burası ise burası 74'ün iki katı yani 148 derecedir. Ve biz AB'miz merkezden geçtiği için yarım çemberdir. Yani 180 derecedir yukarısı ve aşağısı. Aşağısı da 180 olmaz için bizim şuraya kaç derecelik yayımız kalır? buraya 32 derecelik yay kalır. BCD diyor bakın BCD açısı da zaten 32 derecelik yayı görüyor ve bir çevre açı özelliği gösteriyor. Çevre açı yayın yarısı kadar değere sahiptir. Yani 32'nin yarısı olacak orası. Kaç derecelik bir açı olur? 16 derecelik bir açı olur. O'dan B'ye şöyle bir doğru çizesim geldi burada. Neden? Burası buraya eşit. 40 ise burası da ne olur o zaman? 40 derece olur. İkiz kenar üçgen olduğu için. 40, 40, 80 buraya kaç derece kaldı? 100. Bu bir merkez açıya ya. Kolların arası da aynı 100 derecelik bir yaydır. Merkez açı kendisi kadar yay görüyordu. Burası 100. Fark ettiyseniz C de orayı görüyor. Bir çevre açı ama. C'nin kollarının arasında da yine ne kalıyor gördüğünüz gibi? 100 derecelik yay kalıyor. C'miz o zaman kaç derece olur? 50 derece olur. Niçin? Çevre açı olduğu için yayın yarısı kadardır. Yandaki O merkez yarım çemberde B, O, diyor. B, O ile E, birbirine eşitmiş. B, O zaten yarıçap değil mi? Yani burası da yarı çap uzunluğuna eşit gibi bir şey diyor. Hemen şuraya şöyle bir doğru çizelim. Hatta duramayalım şuraya da şöyle bir doğru çizelim. Bir sürü doğru çizdik. Hepsi bunların ne? R, R ve böyle eşitler yani bunlar. Hemen ben şuraya bir A diyecek olsam. Orası A ise burası A. Bu iki iç açının toplam bir dış açıyı vereceği için burası ne olur o zaman? 2A. Burası 2A ise eşit olacağı için burası da ne oldu yine? 2A oldu. Hatta şurası da bu üçgende 2 iç bir dış olacak şekilde 2A 1A da ne olur arkadaşlar burası da 3A yapar. İki olduğu için o zaman burası da 72 72 oldu. Şuradaki üçgene odaklandığımızda biz 72 artı 72 artı 3A eşittir bir üçgen. Yani 180 olur. 144 yapıyor. O 144'ü karşıya atalım. Eksi 144 diye. 36 kalsın burası. 3A 36 ise böl 3'e A eşittir. 12'dir. Şimdi bana sorduğu yere odaklanalım. BAC'yi soruyor. BAC'de şurası var. Bir 72 var. Bir de 2 tane A. A'mız 12 idi. 2 tane A 2 çarpı 12'den ne yapar? 24. Bunları da toplarsam 96'yı soruyormuş bana. Yanındaki ABC üçgeninde bir 30 dereceyi vermiş. iki tane 90 vermiş. İki tane 90'ın gördüğü kenarda burası değil mi arkadaşlar? Böyle 90 derece aynı kenarları gördüğünde benim aklıma oranın yarım çember olduğu geliyor. Yani şu şekilde çizdiğimde çemberi tabi birazcık gıcık çiziyorum farkındayım. Ama elimizden gelen bu. İşte bu kadar. Şurası da herhangi bir merkez olsun. Niye böyle yaptım? Bakın 90 derece. 2 kat yay görür. 180. Bakın buradaki 90 derecede yine 2 kat yay görür. 180. Lafı şuraya getirelim. Buradaki çemberde bu 30 derecenin gördüğü yay şurası değil midir? Bakın kolların arasında kalan şurasıdır. Burası da nedir? 60 derecelik bir yaydır. Farkındaysanız bu açı da aynı yayı görüyor. Bakın aynen kollar arasında kalıyor. O zaman bu açı da yine çevre açı olduğu için kaç derece olur? 30 derece olur. Aynı yayı gören iki tane çevre açı çünkü onlar çemberde TET'e geçtik. Çok tatlı bir konu. Hemen başlayalım. Soruya geçmeden önce hemen özelliği size öğreti Çemberde şu şekilde bir nokta, dışarıdaki bir noktan teğet çizdiğimde işte burası buraya eşittir. Yandaki çemberde ABF B, F değme noktalarıdır. PDA noktaları ve PEB E, B noktaları doğrusaldır. Kalan da vermişler zaten bana D, E'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar Şurası bir kere 7 ise az önceki anlattığıma göre burası da 7 olacak. Burası 7 olmasın, için burası ne olur? 3. Şimdi burası 3 ise şurası da 3 oluyor. Çünkü bakın bunlar da birbirleri şu şekilde çembere teğet noktalar. Aynı şekilde burası 2 ise burası da yine teğet olduğu için burası da 2 olur. Bana DE'yi soruyordu. DE'miz zaten 3 ile 2'nin birleşimi. 3 artı 2 ne yapar o zaman? 5 yapar. Az önceki öğrendiğimiz şeyi uygulamaya devam edelim. Bakın burası teğet gördüğünüz gibi. Burası da teğet. Bu ikisi şuraya kadar olanla şuraya kadar olan uzaklık 12'ye 12'dir. Aynı şekilde bakın buraya olan uzaklık buraya olan uzaklık bunlar da teğet 3'e 3'tür. Bana yarı çapı soruyor. Yarı gitmem için öncelikle benim bir kere buradan şu şekilde bir paralel çizmem lazım. Çünkü şu teğet sonuçta buraya 90 derece. Şurası da şu teğet olacak. Şurası 90 derece. Ben bir dikdörtgen yaptım burada fark ettiyseniz. Burası 3 ise şurası 3'tür. 12'den 3 çıkarttım. Ne o kaldı buraya? 9. Şimdi şu üçgene odaklanın. Şuradaki üçgeni dışarı çıkartıyorum. Bakın şu şekilde. Burası 9. Şurası 12 artı 3 15. O zaman burası nedir? 9, 12, 15 üçgen değil midir? Yani şu uzunluk 12'dir. 6'ya 6 diyeyim. Çünkü tam ortadan böleceğim. Yarı çapı soruyor bana. Yarı çap. O zaman ne olur? 6 olur. 29. örnekte de bir sürü bilmeyen vermişler. Ne güzel çözün diyorlar bize. Üçgenin çevresini soruyorlar. Bakın şurası 5 ise burası da 5'tir. T, -t sonuçta bunlar. E 5 olmaz ki hemen şuraya yazalım. 2x eksi 1 eşittir 5 ise eksi 1 karşıya atalım artı 1 diye. 2x eşittir 6 bölersem 2'ye x eşittir 3 çıktı. Hemen şuradaki x yerine ben 3 verirsem bu uzunluğum 4 olur. Burada teğet olduğu için burası da 4'tür. Yine x yerine şurada ben 3 verecek olsam bu uzunluğum 3'ten 1 çıkartırsam 2. Teğet olduğu için burası da yine ne oldu? 2. Bakın arkadaşlar üçgenin burası 5 burası 2 bu kenarı ne oldu? 7. Burası 2 şurası 4 bu uzunluk ne oldu? 6. Şimdi bakalım şuraya Şurası 5'ti. Şurası 4'tü. Toplarsam bu uzunluğum ne oldu? 9. Bunların hepsini toplayacak olsam 13, 9 daha 22 birim olur. Üçgenin çevresi. Üçgenin iç teğet çemberin merkezi dediklerinde aklınıza iç açıortayların birleştiği yer gelsin. Bakın burası açıortay, burası açıortay, ortay, burası aç ortay, ortay. İç aç birleştiği yerde bakın şöyle teğetlere dik indirdiğinizde aç teoremlerinden hatırlayın neydi? Burası buraya eşitti. Zaten demese bile oralar yarı çap eşit olduğunu anlarsınız. Bir açı ortayda hatırlayalım geçen yıllardan. Şurası açı ortaysa herhangi bir noktasından kenarlara indirilen dikler birbirlerine eşitti. Yani burası buraya eşitti. Hatta şu kenarda şu kenara eşitti. Yani o özellik burada kaynıyor arkadaşlar. Şekilde ABC üçgen işte çemberin yarı çapı 2 iki kök 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar işte çemberi dediği için ben bunun merkezine şöyle çektim de burası bir aç ortay. Bunun yine merkezine şöyle çektiğimde burası da yine bir aç ortay. Hatta C'den de çektiğimde şöyle burası da bir aç ortay yapıyordu. Ve aç ortaydan kenarla indirilen şu dikler işte çemberin yarıçapıydı ve o da 2 iki kök 2 imiş. Yani burası 2 kök 2, şurası 2 kök 2 ve yine de şurası 2 kök 2. Şimdi AB 10. Şurası 10'muş. Şu kısım 10. Başka BC 9'muş. Burası 9. Bir de AC 11'miş. Bana üçgenin alanını soruyor. Ben bunun alanı tek tek bulurum. Misal şuraya O desem. A, O, B üçgenin alanını artı. Burada aOC C üçgenin alanı artı. Bir de A, B, O, B, o, C üçgenin alanını ayrı ayrı bulurum. AOB'nin tabanı ne arkadaşlar? 10. Çarpı yükseklik 2 kök 2 bölü 2. Artı AOC üçgenine bakın. Tabanı ne? 11. Yüksekliği yine ne? 2 kök 2 bölü 2. Artı BOC tabanım 9. Yüksekliğim 2 kök 2 bölü 2. Şimdi bunları yukarılarını toplayacak olsam 20 kök 2 artı 22 kök 2 artı 18 kök 2 bölü 2. Yukarıyı topladığımda 40 60 kök 2/2'den bölü 2'den 30 kök 2 yapar tüm alanımız. Yandaki şekilde abici üçgenin o merkezli işte çemberi varmış ve DF rokla da teğet etmiş. AC CK KB. Şimdi AC ile c, k'mız eşit o da KB'ye eşitmiş. Şimdi ilk başta şurası buraya eşit olduğu için burası x ise şurası da x. 2 iç bir dışa eşit olduğu için arkadaşlar Burası 2 tane x yapar. Bir de burası buraya eşit olduğu için dolayısıyla burası da ne yapar? 2x. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Geçmişlerden hatırlayın. Şöyle bir teğet, şöyle bir teğet. Bunun merkezine ben şöyle çektiğimde şurası o'dan geçecekse burası açı ortaya oluyordu. Yani burası a açısıysa burası a açısıydı. Bu bilgiyi buraya monte edecek olursam burası da ne yapar gene? x'e x yapar. Şimdi koca üçgene odaklanın bakayım. Kaç tane x var? 2x orada, 2x orada, 1x de orada. 5x bir üçgen yapıyor. 5x eşittir. Üçgen 180 ise hemen x'i 5'e bölerek kaç buluruz? 36 buluruz. Bize de zaten x'i soruyor. Yandaki şekilde o ABC üçgenin işte teğet çember merkezi. İç i̇şte çember deyince aklıma iç açı ortayların hep birleşmesi geliyor. Yani A'dan oraya çektiğimde burası bir açı ortay. Yine B'den oraya çektiğimde orası bir açı ortay geliyor. Dedikten sonra bir de paralellik vermiş. Paralellik olunca da aklıma iç ters açılar ya da Z kuralları geliyor. Mesela bu açı bu açıya eşit ya. Mesela ben buraya A açısı, buraya A açısı dersem burada Z kuralı olduğu için burası da mecburen yine ne olur? A açısı olur. Aha ikiz kenar üçgen oldu. O zaman burası 4 ise, burası da yine nedir? Şöyle 4'tür. Aynı şekilde şurada da bir Z kuralı gördüm bakın. Gördüğünüz gibi. Burasında da buraya B açısı buraya B açısı dersem Z kuralından aha bu açıda ne olur yine? B açısı olur. E burada bir ikizkenar üçgen oldu. Burası buraya eşit oldu. Dolayısıyla burası 5 ise burası da 5. Şimdi baya bir şey bulduk. Bir de şuradaki bilgiyi kullanalım. A, C 10'muş. A, C'nin hepsi 10'sa buraya ne kalır? 6. Bir de paralellik vardı madem temel orantı teoremi benzerlikten 9'da gördüğümüz onu kullanalım. Neydi o? Yarısı bölü tamamı ortadaki kısım bölü tabana eşittir. Yani 6 bölü tamamı neyi 10 eşittir. Ortadaki kesilen kısım 9 bölü alt tabanımız x'ti. Bir de düzgün göstereyim arkadaşlar daha iyi anlayın diye. Şimdi şurası şuraya paralel ise şuraya a b şuraya C, D dersem A bölü A artı B şundan bahsediyorum. A bölü A artı B eşittir. C bölü D idi. Bunu benzerlikte en çok kullandığımız özellikle. İşte o özelliği kullandım burada. İşler dışlar yaparsam 6x eşittir 90. 90 da 6'ya bölersem x'im ne çıkar buradan? 15 çıkar. Yanındaki şekilde ABC üçgenin çemberi verilmiştir. AB6, AC8. Yani şurası 6, şurası 8 ise şurası da bu arada 10 olur arkadaşlar. Tüm alan nedir dediğimde size dik açıyı görürsünüz. 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 48 2'ye bölü 24 eşittir. Tüm alan dersiniz değil mi? Ben bu tüm alanı şuradan bulamaz mıydım? Misal burası işte çemberin merkezi. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Ve de yine buradan oraya çektiğimde şunların hepsi yükseklik. 3 Üç farklı üçgenin bakın buradaki yükseklikleri yani R'si 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 olur. Şimdi şuradaki alan nedir dediğimde size 6 çarpı R bölü 2 artı şuradaki alan nedir dediğimde size 8 çarpı R bölü 2 artı alttaki alan nedir dediğimde size 10 çarpı R bölü 2 topladığımda 24 çarpı R bölü 2 12 çarpı R alanı verir. Alan da neydi? 24. O zaman R buradan ne gelir? 2. Bakın arkadaşlar. Burada bir kare oluştu. Çünkü burası dik. Burası dik. Orası dik. Her taraf dik açı. E her taraf dik açı ve iki kenar böyle karşılıklı eşitse bunlar bir kare olur. Ne olur? O kareyi şuraya çıkartayım. Şu şekilde bir kare var. 2, 2, 2, 2. O zaman kare ise şurası ne olur? 2 kök 2. Şuradan bahsediyorum. 2 kök 2. E, Yarın çapımda neydi arkadaşlar burada? Yani şu R'lerimin her biri neydi? 2 idi. Şuraya kadar olan kısım 2. Tamamı da 2 kök 2 ise bana şuradaki kısmı soruyor. Buradaki kısım. Sileyim daha güzel göstereyim. Burası 2, iki, burası 2 idi. Şöyle çektim. Buranın tamamı 2 kök 2, şurası 2. Bakın burası da 2 iki kök 2 idi. Bana kalan şurayı soruyor sadece. Burası da 2 iki kök 2'den 2'yi çıkarmaktır. 32'de şekildeki ABC üçgende D noktası dış teğet çember merkezidir. Dış teğet çemberi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Dış açıortayların birleştiği yerdir. Bakın şu şekilde uzattığımda burası bir dış açıortay Yani burası 50 ise 50. Yani burası da bir dış açıortay Yani şurası x ise x olacak. Ve Burası da bir aç-ortay olacak. İki tane dış aç-ortay, bir tane iç aç-ortay. Birleştiği yer, burası dış tercih çemberin merkezi oluyor. O zaman burası 30 ise burası 30 olur. Gelin şurayı da bulalım arkadaşlar. 50, 50, 100. Geriye ne kaldı? 80. Bu köşe ne? 60. 80'den 60'ı toplayalım. 140. Geriye ne kalır şurası için? 180'den de 140'ı çıkartırsam geriye 40 derece kalır. İşte burası 40 dereceymiş. 2 x'e kaldı? 140. E, 2x de 140 ise böl 2'ye x eşittir 70 derece olur. 33. örnekte şu özellikten çokça faydalanacağız arkadaşlar. Bir çembere şöyle teğet olan şu kısımla şu kısım eşittir. Çok faydalanacağız. Mesela şurası 4 ise teğet olan şurası 4. Burası 3 ise teğet olan şurası 3'tür diyeceğiz. Şu uzunluk nedir arkadaşlar? X artı 3 ise da bu uzunluğa da ne diyeceğiz gene? x artı 3. x artı 3'ten 4'ü çıkartırsam a bakın burası kalır. x artı 3'ten 4'ü çıkarttım. x eksi 1 oldu. Şimdi ben şu üçgenin çevresine şöyle bir odaklandığımda x eksi 1 var. x var. Bir de 7 var. Bunların toplamı 24'müş. Ne yani? 2x artı 6 eşittir 24. 6'yı o tarafa at. 2x eşittir 18. 2'ye böl x eşittir ne olur buradan? 9 olur. Yandaki şekilde EBCD dörtgenin kenarlarının çemberi teğettir. ABCD paralel kenar. bu çok önemli. EB5 verilmiş zaten bazen DAE'nin yani şuranın çevresini soruyor. Peki arkadaşlar birazcık harflendirelim. Şurası A ise şurası A olsun. Şurası B ise burası B olur. Şurası C ise şurası C. Şurası da D ise burası D olur. Bu arada burası A artı D ise burası da yine A artı D yapar. Şuraya bir odaklanalım. Burada ne var? A artı B5'miş. A artı B eşittir 5. Burası bu arada 12 ise C artı D'miz de 12'dir paralel kenar olduğu için. Onu da yazalım. C artı D'miz de 12'ymiş. Şimdi bu bilgiler ışığında biz üçgenin çevresinde neler var bir bakalım. Bakın şurada şöyle karaladım ve üçgenin çevresini yazıyorum. A artı D artı C artı B artı 7 nedir diye soruyor. Şimdi bizim az önce yazdığımız bilgilere bakın. A artı B 5'ti. Bununla bu 5'miş. D artı C de neydi? O da 12'ydi. 5 artı 12 artı bir de ne var burada? 7. İşte bunu soruyormuş bize. Toplayıver 17 7 daha 24 yapar. Şimdi 35. soruyu çözmeden önce ufak bir özellik hatırlayalım sizinden. Şöyle bir çemberde şu şekilde şu şekilde çizelim. Bir de şöyle şöyle çizelim. Bakın şurası alfa şurası beta ise alfa artı beta yani karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Gelin bir özellik daha sizden hatırlayalım. Şimdi merkez açımız şu yayı görsün. Bir tane çevre açımız da o yayı görsün. Merkez açı 2 alfa ise çevre açımız alfaydı. Neden? Merkez açı kendisi kadar yay görür. Yani 2 alfa kadar yay görür. Çevre açı da bu yayın yarısıdır. Oradan geliyor yani. Şimdi biz şuradan fazladan şöyle bir şey çizelim. Maksat özellik uygulamak. Şimdi burası 50 ise şu ilk özelliğimizi getirip burada uygulayacak olursak. Burası 130 derece olmaz mı? Bakın 180 yapıyordu çünkü. 130 derecenin gördüğü yay şurası değil mi? O zaman bu yay 130 derecelik yay. Hemen ikinci özelliği getirin buraya. Bakın şu x de orayı görüyor. O zaman burası 130 130'un yarısıdır bu x. 130 bölü 2. Yani x de kaç derece olur o zaman? 65 derece olur. Gençler çember daire elimizde eriyor. Dairenin çevresi ve alanını bir sonraki videomuzda başlayacağız inşallah. En kısa zamanda tekrardan buluşmak üzere. Bay bay gençler.